Bilmiyorsan yapma bu işi. Türk kahvesi yok maalesef Melisa Hanım. Ya bul o zaman. Bir dakika, öğreniyorum şu an. Canım Türk kahvesi istedim, filtre değil. Herkese selamlar. Şu anda Melisa'nın evindeyim ve sabah erken saatte biz uyandık. Hazırlanıyoruz. Ardından çekime gideceğiz. Ve ben bugün tamamen tüm gün boyunca Melisa'nın kölesi oluyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hep beraber göreceğiz. Herkese günaydın. Ben şu anda bavul hazırlıyorum. Küçük bir bavul hazırlayayım istedim. Çünkü bugün Melisa'da kalacağım. Melisa'ya giderken de böyle pijamalarımı, bir sonraki gün giyeceklerimi yanıma hazırlamak istedim. Küçük bir bavulla. Neden Melisa'da kalıyorum? Hatta normalde ben evimden başka hiçbir yerde kalmayı sevmem ama bugün sırf video çekeceğiz diye yarın bugünden kalıyorum. Çünkü yarın sabah Melisa'nın Cem Talu'yla bir çekimi olacak. Ve bu çekime çok erken gideceği için ve benim de yanında olmam gerektiği için bugünden hazırlıklarımızı yapıp Melisa'ya gidiyoruz. Şu anda hava bayağı kapalı ve karanlık. Gabi. İşte ayakkabı katili Gabi. Günaydın. Merhaba. Asla kameraya bakmıyor. Korktu. Gidiyor. Yeni bir videodan herkese merhaba. Kalkıyor muyum? Kalkmamız lazım şu anda. Cem beni bekliyor. Hadi kalkalım. Nasıl kalkacağız? Şöyle ya Allah bismillah. Hemen bir duş, arkasından bir eşortman, tör taksiyi atla gel diyorum ben. Doğru diyor. Bütün gün dedi kören olacağım dedi. O zaman kören olacaksın, yapacak bir şey. Ben dedim ki yani videoda o zaman dedim senin kören olayım bir gün boyunca. Şimdi ben de pazarlık yapmaya çalışıyorum. 6'yı indirelim diyor. Yok ya. Şimdi 5 tane istediğim bir şey falan mı yapsam? 6 da değil yani 5. Aynen. 5 tane istediğim bir şey yapayım bugün dedim. Asla kabul etmiyor. O yüzden bugün anladım. Kölesi oluyorum. Şimdi kalk ve duşun sıcak suyunu aç. Hadi. İyi tamam, açıyorum. Her şeyde videonun kaydına. Ay saça bak. Saçım çok kötü. Ama ben de bir uyansaydım ya keşke. Keşke ben de bir tık uyansaydım da ondan sonra. Başlasaydı o vlog. Melisa Hanım, siz duşa girdiğinizde ben de o zaman size bir kahve yapayım. Ne dersiniz? Yanıma hadi bakalım, yap bir kahve. Hadi bir kahve yapayım ben de. Kahvesi yok sanırım. Siz de o zaman o sırada bir duşunuzu alın. Sonra çekime gitmemiz gerekiyor. Hadi canım, kahvemi hazırla. Tamam. Arkadaşlar ben bu makineyi, şu gördüğünüz makineyi çözemedim. Nasıl kahve yapabileceğimi bilmiyorum. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Şuradan normal Nescafe vardı. Onunla karıştırdım. Büyük ihtimalle anlamayacak zaten. Ben öyle hissediyorum. Şimdi götüreceğim bakalım kahveyi. Bir dakika, kahvenizi yapmıştım ben. Terlik istiyorum şu anda. Bütün fikrim değişti. Şu an kahve içeceğim. Biraz sonra terlik giyeceğim. Hatta şu an terlik giyeceğim. Terlik gelince kahve içeceğim. Al. Nasıl olmuş kahveniz? Ben böyle mi içiyorum sabahları kahveyi? Islak mendili getir şeyden. Nerede? Ünitenin üstünde, ondan ben... Ne yapacağım anlamadım. Hadi bakalım. Ayakkabıları mı sileceğim? Al tut bir.
Yazıklar olsun. Bana ayakkabı sildiriyor şu anda. Hadi bakalım çok konuşmadan. Güzel sil bak bak. Ayakkabının rengini atmadan güzel sil. Ayakkabının rengini atmadan. Hadi bakalım. Güzel güzel. Al siliyorum. Bir temizle bakalım. Ama yani nasıl kirletmişsen gerçekten asla çıkmıyor. Bir tane düzgün kölelik yapar mısın? Bak başka köle satın alırım. Bak şurada yeşil. Çek bakayım. Bak bu ne ya şimdi çıkmıyor. Neyse tamam hadi şunu sil. Silin de siliyorum. Bak bir tane şuradakini görüyor musun? Evet görüyorum. Hemen siliyorum. Bak, uzun ince bir yoldayım. Neler çekiyorum. Getir diğerini de getir. Hadi bakayım sadece. Ay. Kardeşim benim. Tamam seni haftada 3 gün alıyorum 300 TL'den günlük. 300 TL'den günlük. Fazlasını vermem kanka. İyi 900. İyi para ediyor yine. 3600 lira. Şu. Telefonlarımı da al. İçini yok sana mi verdim telefonları. Oo içi dolu. Tabii. Onları al hadi gidelim artık buradan. Şu poşeti de alırsan sevinir. Hadi acıdım hadi. Hadi. Fazla şımarmayayım. Hadi yap bir güzellik. Köleye de kölelik yapıyoruz görüyor musun? Piyasanın haline bak. Bavulumuzu da taşıyorum. Asansörü çağır şimdi canım. Çağırdım. Bakayım sana. Enerji! Enerjimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü ben uyuyorum. Şimdi dedim ki sabahları dedim. Granola yemeden dedim güne başlayamıyorum dedim ama bilmiyorlar ki her gün. Poğaça yiyorsun. Poğaça yediğimi. Sen sabahları poğaça yiyorsun. Evet sıcak. Canım Türk kahvesi istedim filtre değil. Türk kahvesi yok maalesef ya, Melisa Hanım. Ya bul o zaman. Aykos'umu şarja tak, telefonumu şarja tak ve hemen derhal masaj yapmaya gel. Şu anda W Otel'deyiz. Ben bu suite bayıldım. Birazdan bu yatakta Melisa büyük ihtimalle poz veriyor olacak. Bilmiyorsan yapma bu işi. Yapalım istedik senin getirdiklerinle beraber. Bak bir ukalalık adına şey. Böyle o derece kes çok güzel. Onun altına kot pantolon gibi bir şey. O da olur. Çok çirkin olur. Burası biraz karışık o yüzden sürekli kamera açamıyorum. Melisa'nın şu anda saçı makyajı yapılıyor ve aynı zamanda kıyafetleri seçiliyor. Çekim için hangi kıyafetleri giyeceği. Tabii ki o sırada benden yine bir şeyler istedi. Ve ben de onun bütün isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Şimdi benden makaron istedi. Saçı ve makyajı yapılırken tatlı yemek istiyormuş hanımefendi. Benden makaron istedi. Ben de götürüyorum şimdi. Bugün bayağı zorlu geçecek belli oldu bu arada. Canım ben buradan istediğimi söylemedim sana. İstemiyor musun? Yok. Tiramisu istiyorum. Git bana tiramisu bul. Hadi müzik açalım yağmur. Tamam aşkım ne açayım? Videoya başlarken Melisa'nın kölesi olacağım bugün demiştim ama fetiş kölesi olacağını düşünmüyordum. Şu anda Melisa'nın bir kedisiyim aynı zamanda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yakışmadı mı? Şimdi aşağı iniyorum. Beni bu haliyle görecek bakalım. Ne tepki verecek? Nasıl? İnanılmaz. İnsanlar psikoloğa gitmeyi sevmez. Benden istediğin bir şey var mı? Miyav lan. Miyav. Miyav. Ay iğrenç bir miyav. Şimdi senin özel noktalarını bulacağım ve bütün baş ağrılarına son vereceğim. Hadi. Hazır mısın? Bak, evet. Burası baş ağrısı için. Ama burası mide. Bağırsak. Sadece noktalarını biliyorsun ama erişemiyorsun oraya. Ben birazcık geri istesem olur mu? Bir gıdıklanma da yok. Gıdıklanmıyor bir demek gıdıklanma ki. Yok. Hadi. Güzel yap şunu. Hamur yoğurmuyorsun. O ayak.
Hayatımda ilk defa... Kaç numara ya? Hayatımda ilk defa ayak masajı yapıyorum. Kaç numara kızım ayak? Bir tane 30, bundan 40. Sonra alış, her gün yapacaksın. 40. 39, 39. Ya. Niye çorum çıkartmadın sence? Çünkü... Ayak fobim var bir daha. Yok yok, ayak fobisi yok. Şu anda manikürünün pedikürünü yaptırmadı diye böyle bir detay göstermek istemiyor. Bunu... El masajına geçelim. Hadi bir tane. Ne yapıyorlar? Şöyle bir şeyler yapıyorlar yani. Masajı gitti. Şöyle yapıyorlar. Yapamıyorum. Enerji gitsin diye. Ya. Evet. Bak onu hiç fark etmiyorum. Sen ne diye zannettin onu? Hiç bilmiyorum hoşuna neden yaptıklarını. Hoşuna gitsin diye zannettim. Anlamıyordum ben onu neden yaptıklarını. Bir anlamsız geliyordun. Niye tek el tek ayak yapıyoruz? Şimdi diğerlerine de geçeceğiz. Öyle vaktin yok. Çekimi gidecek. Dur şimdi o tarafta canım, takı yapamıyor. Canım şimdi birazcık omuzlarıma yapar mısın lütfen? Oralar çok biraz daha omuzlarına. Evet lütfen. Bir yandan saçı yapılıyor, bir yandan masajı. Masaj yapılıyor. Ya bu hayatta var ya ama sadece olacaksın. Sol tarafına yapıldı masajlar. Of çok iyi yapıyorsun, devam et. Şimdi Melisa'yı çekime gönderdim. Ben de o sırada W Hotel'in King Suite'ine geldim. Birazdan sizinle King Suite'de bir oda turu yapacağız. Ama oda turuna başlamadan önce size Melisa ile birlikte bir hediyemiz var. Ondan bahsetmek istiyorum. Melisa ile birlikte bu videoyu izleyen bir şanslı izleyicimize Michael Kors'un Extreme Sky parfümünü hediye etmeye karar verdik. Peki bu parfümü nasıl kazanabilirsiniz? Yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, bu videoyu beğenmek ve aynı zamanda eğlenceli bir yorum yapmak. Yorumlar arasından seçeceğimiz bir şanslı kişiye Michael Kors'un parfümünü hediye ediyoruz. Şöyle yuvarlak bir yatakla ve yatak odasıyla başlayalım King Suite'e. Burada kendine ait bir banyosu. Arka tarafta kocaman bir şöyle siyah cam olan kısım, tamamen hamam. Bayağı kendine ait bir hamamı var. Burada giyinme odası gibi bir dolapların olduğu bölüm var. Şimdi çatı katı salonuna geçiyoruz. Böyle bir köşe koltuk bizi bekliyor burada. Burada da böyle bir alan var. Bakın burada da bir oturma alanı var. Burada hediye etmeyi istediğimiz Michael Kors parfümünüz sizi bekliyor. Şöyle arka tarafta bir yemek masası ve yemek alanı var. Ve çok güzel bir terası var. Şimdi size terası gösteriyorum. Boğaz manzaralı. Çok güzel bir teras burası. Burada çoğunlukla lansmanlar, partiler de yapılıyor ve onun için hep geldiğimiz bir yer. Bu odada yaşanır bence arkadaşlar. Ama Öyle durum. Tamam. Bu bacağım biraz daha önde. Güzel. Tamam şimdi. Kafa bir arkada. Bozma. Bir dakika. Süper. Bozma şimdi. Yemek geliyormuş, ara veriyor. Yes! Ya senin kanalına böyle şeyler vermeyeceğim. Bu Melisa Döngel, Cem Tolu özel çekim. Maske tak. Burada ekibin ekipmanları var. Bu neden var ya? Ne işe yarıyor bu? Bu saçını bayağı beğendim. Yani Melisa elbise kötü ama dediğim gibi ayakkabılar güzel. Bir tanem tabii ki de güzel. Dün gece Melisa'da kaldığım için bugün saçlarımı da yapamadan çıktım. Burada birazcık şöyle düzelteyim dedim ama tüm video boyunca saçlarım berbat durumda arkadaşlar. Bir de şunu fark ettim. Bugün ilk defa, hayatımda ilk defa öyle diyeyim. Sabah uyandığımda video çektim. Yani hiçbir şey yapmadan. Ne yüzümü yıkadım, ne hani bir suratıma baktım aynada.
Hiçbir şey yapmadan kamerayı açtım ve bunu şunu fark ettim. Hiç kolay bir şey değilmiş video çekmeye başlamak. Bakalım inşallah kısa sürede alışırım. Arkadaşlarımın vloglarını izliyorum da onlar da böyle hani tamamen hayatını paylaşıyorlar. Ben de o samimiyeti hani yakalamak istedim videolarda. O yüzden yüzümüzü bile yıkamadan videonun kamerasını açtık. Neyse böyle de bir içimi döktüm şu anda. İyi oldu, rahatladım. Videonun çoğunda ne Melisa'nın ne de benim hani cildimiz iyi görünmüyor. Çünkü hiçbir şey yok yüzünde. Bence Melisa'nın da çok büyük bir medeni cesaret yüzünde hiçbir işte ne makyaj ne nemlendirici hiçbir şey olmadan kameraya çıkması bence çok önemli. O yüzden umarım böyle kötü yorumlar falan yapmazsınız ve bizi üzmezsiniz. Gerçekten biz kamera kaydını kapattığımız anda inanılmaz ya, gülüyoruz, eğleniyoruz. Sürekli bir şeyler tarif etmeye çalışıyorum. Dur bir lan, bir şey konuşuyorum şu anda. İşte gülüyoruz, eğleniyoruz. Kamera açıldığı anda hiç eğlenceli değiliz biz. Neden böyle? Ay ne oldu? Ne oldu ya, ne oldu? Ah. Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz ki size bir hediyemiz var. Michael Kors parfüm hediye ediyoruz. Ama nasıl ediyoruz? Sorun mu? Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Videonun altına yorum atıyorsunuz. Bu işini gerçekleştiren bir şanslı talihli kişiye parfüm hediye. Polis var orada ya. Büyük ihtimalle bizi durduracak. Şimdi vlog çekiyorsunuz diyecek. Yani sonuç olarak arkadaşlar çekim bitti. Vlog denilen şey, açarsın kameranı bütün gün. Mesela araba yolculuğunu çekersin değil mi? Siz öyle yapmıyor musunuz arkadaşlar? Sonra içinden beğendiğiniz şeyleri kırpıyorsunuz, kesiyorsunuz. Ve yayınlıyorsunuz. Anıl cimrisi gitmiş 8 GB kart almış. Gıdım gıdım çekiyoruz videoları. Ama bir şey diyeceğim hani ben. Hani videoda espri yapabilmek için düşünmem gerekiyor. Düşünüyorum. Düşünürken kamerayı kapatıyor. Bir anda geliyor ve ben sonra bunu yayınlayamıyorum. Çünkü onun esprisi kaçmış oluyor. Kanalımızda. Video yayınlayabilmesi için hafıza kartı hediye alacağım. İşte ben de böyle bir delikanlıyım.